Selam gençler. TYT Türkçe konularının bitmesine çok az kaldı. Son iki konumuz var. Biri söz dizimi, bir diğeri ise sözcükte yapı ve ekler konusu. Bu iki konuyu anlatacağım. Sonraki haftalarda da geriye dönük tekrarlar yapacağız. Evet, sözcükte yapı konumuza bakalım. Sözcükte yapı kök, ek, gövde ve yapı bakımından dörde ayrılır. Burada bir şemamız var. Bakalım. Kök, isim, fiil, sesteş ve ortak kök olmak üzere ayrılıyor. Ek, yapım ekleri, çekim ekleri. Gövde, isim, fiil, gövdeleri. Yapı bakımından sözcükler ise basit, türemiş, birleşik olmak üzere ayrılır. İsim köklerimize bakalım. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklerdir. Mak, mek, mastar ekini almazlar. Örnek at, bel, göz, kan, kül gibi. İçimizden sözcüğünü inceleyelim. İçimizden sözcüğünün anlamının en küçük parçası iç sözcüğüdür. Ancak burada bahsedilen içmek fiili değil, bir şeyin içidir. Dolayısıyla içimizden sözcüğünün kökü isim köküdür diyoruz. Fiil köküm var, diğer adıyla eylem kökleri. İş, oluş veya durum bildiren köklerdir. Fiil kökleri mak, mek, mastar ekini alır. Örnek açmak, atmak, çizmek, delmek gibi. Burada fiil köklerinden sonra kısa çizgi gelmiş. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Derslerimizde bahsediyordum. Kısa çizgi mak, mek anlamına gelir. Sevgi sözcüğümüzü inceleyelim. Sevgi sözcüğünün kökü sevmek fiilidir. Değil mi? Yani kökü fiil köklüdür diyoruz. Makmek ekini alıyorsa fiil köklü. Makmek ekini almıyorsa kökümüz isimdir. Unutmayalım. Sesteş köklerimiz var. Sesteş kök aynı sesten olan demek. Yazılışları aynı, anlamları ve türleri farklı olan köklerdir. Örneğimize bakalım. Bahçeye büyük bir çukur kazın. Bir kazmak eylemimiz var, bir de kümes hayvanı olan kaz var, notumuz var, sesteş kökler arasında anlam ilişkisi bulunmaz, bunu unutmuyoruz. Gül sözcüğüne bakalım, bir çiçek olan gül var, bir de gülmek fiili var. Yazmak sözcüğüne bakalım, bir mevsim adı olan yaz var, bir de yazı yazmak eylemi var. Ortak kökümüz hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen köklerdir. Ortak kökler arasında anlam ilişkisi vardır. Göç sözcüğü isim olan göç var, bir de göçmek fiili var. Tat sözcüğü isim olan tat var, bir de fiil olarak tatmak fiili var. Kökün özellikleri kök sözcüğün başındadır. Kök ek alırken yapısal değişikliğe uğramaz. Bunun istisnası var, ne o? Yönelme eki alan birinci ve ikinci tek kişi zamirleri ses değişimine uğrar. Ben, bana, sen, sana sözcükleri istisnai durumdur. Evet, eklerim yapım ekleri ve çekim ekleri olarak ikiye ayrılır. Sözcüklerin cümle içindeki görevlerini belirtmek ya da sözcüklerde yeni sözcük üretmek amacıyla kullanılan seslere veya hecelere ek denir. Bunu unutmayalım. Sözcüklere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni sözcükler türetilirken öncelik yapım eklerinindir. Bu çok önemli, unutmayın. Yapım eklerinin üzerine çekim ekleri gelir ama bir iki ek haricinde çekim ekinin üzerine yapım eki getirilmez. Türkçe ekler ünlü uyumu kuralına uyar. Bunu ses olayında işlemiştik. Bu yüzden eklendikleri hece ya da sözcükleri ünlülere göre ses değişimine uğrarlar. Örneğin belirli geçmiş zaman kipi kip eki bu bağlamda dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü olarak karşımıza çıkar. Ancak yor, ken, ki, leyin, imtrak ve gil ekleri ses değişimine uğramaz. Ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki ana başlıkta ayrılır. Yapım ekleri sözcüklere gelerek onlardan yeni sözcükler türetir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Bunu unutmayalım. Yapım ekleri her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir. Yapım ekleri dörde ayrılır. İsimden isim yapım ekleriyle başlayalım. İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isim yapar diyoruz. Tuz sözcüğüne lık lik lük lük isimden isim yapım eki gelmiş, tuzluk olmuş. Sanat isim köklü sözcüğümüze çığ çiğ çuğ çiğ isimden isim yapım eki gelmiş, sanatçı olmuş. Aynı şekilde isimden isim yapım eklerim lık, li, siz, cil, cık, daş, inci, ımsı, sal,
ıttı ekleri. Örneklerimize bakalım. Zeytinden zeytinlik, köyden köylü, evden evsiz, evden evcil, üçten üçüncü, meslekten meslektaş gibi. Burada bir karikatürümüz var. Ona bakalım isterseniz. Bir kalemlik görüyorsunuz. Kalemden kalemlik olmuş. Yapım eki almış, türemiş diyoruz. Evet, isimden fiil yapım eki var. Ne demek? İsim kök veya gövdelerine gelerek fiil oluşturan eklerdir. Garip sözcüğüm se, sa isimden fiil yapım ekini aldı. Ne oldu? Garipsemek oldu. Bambaşka bir sözcük oldu. Kan sözcüğüm a, e isimden fiil yapım eki oldu, aldı, kanamak oldu. Aynı şekilde l, al, a, da da benim isimden fiil yapım eklerim. Baştan başlamak, azdan azalmak, doğrudan doğrulmak gibi. Fiilden isim yapım eklerim var. Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim türeten eklerdir. Asmak fiil köküne kı eki gelmiş, askı olmuş. Korkmak fiil köküne ı, i, u, ü fiilden isim yapım eki gelmiş, korku olmuş. Aynı şekilde im, gi, gin, ca, ecek, ak, ga, gan, gıç, ın, ıntı, maca, sel ekleri de benim fiilden isim yapım eklerim. Seçmekten seçim, vermekten vergi, dalmaktan dalgın, yazmaktan yazı, düşünmekten düşünce, giymekten giyecek, esmekten esinti, çıkmaktan çıkıntı gibi. Fiilden fiil yapım eklerim var. Fiil kök veya gövdelerine gelerek yeni fiiller türeten eklerdir. Kovmak fiil köküne, fiilden fiil yapım eki geldi, kovalamak. Gezmek fiil köküne, dirmek, dırmak fiilden fiil yapım eki geldi, gezdirmek oldu. Bambaşka bir sözcük oldu. Aynı şekilde t, dır, l, ne, elemek, ı, imsa, imsa de fiilden fiil yapım ekleridir. Yürümekten yürütmek, kopmaktan koparmak, yazmaktan yazdırmak, atmaktan atılmak, kovmaktan kovalamak diyoruz. Evet, sırada çekim ekleri var. Çekim ekleri sözcüklerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklerdir. Çekim ekleri kelimenin biçimini değiştirir, anlamını değiştirmez. Eklendiği sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. Bunu unutmayalım. Çekim ekleri getirildikleri kelimenin türüne göre isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olmak üzere iki öbekte incelenir. İsim çekim ekleri İsimlerin ve isim sonlu sözcüklerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, eylemlere bağlayan eklerdir. İsim çekim eklerim bunları unutmayın, notunuzu alın. Çoğul eki, durum ekleri, ilgi ekleri, iyilik ekleri, eşitlik ekleri, ek fiil ekleri. Çoğul ekimizle başlayalım. Çoğul ekimiz larler eki. İsimleri sayı bakımından birden çok olduğunu belirtir. Martılar kanat çırptı gökyüzünde. Burada martılarlar ekini alarak sayıca bir çokluk bildiriyor değil mi? Şehirler beton yığınına döndü. Şehir larler çoğul ekini almış, sayı olarak birden fazla anlamı ifade ediyor. Çokluk ek eklendiği sözcüğe çokluk anlamı dışında farklı anlamlar da kazandırır. Örnek, Türkler köklü milletlerdendir. Burada millet anlamı var. 5 yaşlarında bir çocuğu var. Yaklaşık anlamı katmış. Bunu da lütfen unutmayalım. Durum eklerim yani hal eklerim ı, i belirtme, e, a yönelme, d, da bulunma, den, dan ayrılma hal ekleridir. Belirtme durum eki ı, i, u, ü. Eylemdeki işten, hareketten oluşan, oluştan etkilenen varlığı belirtir. Bu eki alan sözcük cümlede belirtili nesne olur. Örnek evi boyadım. Şimdi belirtme hal eki. I, i ekini alır, belirtili nesne görevinde kullanılır dedik. Bir bakalım ögelerine. Boyadım yüklem, boyan kim? Ben neyi? Evi, belirtili nesnem değil mi? I, i belirtme eki, belirtili nesne görevinde. Çok çok önemli not alıyoruz. Türkçe'de iki tane i eki vardır.
Biri belirtme durumu eki, diğeri iyelik eki. Belirtme, belirtilme nesne görevinde kullanılır. Neyi sorusunu sorarız. İyelik eki ise aitlik, sahiplik bildirir diyoruz. Evet, yönelme durumu eki var. A-E. İsme getirilen A-E hal ekidir. Hafta sonu pazara gittim. Erikleri 3 liraya aldım. Pazar sözcüğüne A-E yönelme hal eki eklenmiş. Lira ismimize, isim sözcüğümüze A-E yönelme eki eklenmiş. Bulunma durumu var. D, da, T, ta. İsimlere getirilerek oluşturulur. Durum, zaman ve yer bildirir. Defterimi evde unuttum. Ev sözcüğüne D, da, bulunma durumu gelmiş. Türkçede 2 D var. Biri bağlaç olan D her zaman ayrı yazılır. Bir diğeri ise ek olan D bitişik yazılır. Örneğimiz telefonum kardeşimde kaldı. Burada bulunma hal eki var değil mi? Bitişik yazılmış. Sinemaya kardeşim de gelmek istiyor. Kardeşim dahi gelmek istiyor. Burada bağlaç olan D'ye da ayrı yazılır. Bunu da unutmayalım. Evet, ayrılma yani çıkma durumu ekim var. Danden, tanten eki. İsimlere getirilerek oluşturulur. Yer, zaman, sebep ve karşılaştırma bildirir. O yemeğini her gün evden getirir. Sıcaktan bayıldı. Bakın, ev sözcüğüne danden ayrılma hal eki gelmiş. Sıcak sözcüğüne tanten ayrılma hal eki gelmiş. İlgi eklerim var. Un, in, un, ün. Bir ismi başka bir isimle ilgili hale getirir. İsimleri isimlere bağlar. Bu ek birinci teke ve birinci çoğul şahıs için im şeklindedir. Ben, im, biz, im gibi belirtili isim tamlaması kurar diyoruz. Bebeğin yüzü. Bakın burada bir isim tamlaması var değil mi? Tamlayan yani benim ilgi ekim bebek sözcüğüne ın, in eki gelmiş. İyilik eklerine bakalım. İyilik ekleri sahiplik, aitlik bildirir. M, N, İ, miz, niz, leri ekleridir. Şahıslara göre çekimlenir. Defterim benim defterim, defterin senin defterin, defteri onun defteri, defterimiz bizim defterimiz diyoruz. Örneğimize bakalım. Evimizin küçük bir bahçesi var. Bizim evimizin. Burada aitlik bildirdiği için iyilik eki diyoruz. Notumuz çok önemli. Lütfen burayı defterinize not ediniz. İyilik eklerini belirtme hal ekiyle karıştırmamak gerekir. Teserde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Evi yeni aldık. Belirtme hal eki için demiştik ki belirtili nesne görevi görür. Yüklemim ne? Burada aldık. Alan kim? Biz. Neyi aldık? Evi. Buradaki iyi o halde nedir? Belirtme hal eki. Diğer cümlemize bakalım. Evi çok büyükmüş. Kimin evi? Onun evi. Burada sahiplik bildirdiği için iyi ekine iyilik eki diyoruz. Ayrıca iyi eki almış sözcüğün başına onun sözcüğü getirerek de bunu anlayabiliriz. Evi yeni aldık. Cümlenin başına onun kelimesini getirelim. Onun evi yeni aldık. Olmadı, belirtme hal eki. Evi çok büyükmüş. Cümlenin başına onu getirelim. Onun evi çok büyükmüş. Burada olduğu için ne diyoruz? İyi eki, iyilik ekidir. Eşlik eklerim var. Ca, ce, ça, çe. İsim sonucu sözcüklere gelerek onlara çeşitli anlamlar katar. Böyle çocukça davranmamalısın. Buradaki ça, çe benzetme anlamı katmış. Ailece tatile gittik. Ca, ce burada birliktelik anlamı katmış. Benden boyca uzunsun. Buradaki boyca derken karşılaştırma yapmış. Karşılaştırma anlamı katmıştır diyoruz. Sırada ek fiil eklerim var. Ek fiil son isim çekim ekimiz. Okulda işlemiştik arkadaşlar. O yüzden kısaca değinip geçeceğim. Ek fiil imek fiilidir. İki görevi vardır. Biri isimlere gelerek onları yüklem yapar. Diğeri ise basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı yapar. Ek fiilin çekimlerini de okulumuzda işlemiştik deyip geçiyorum. Sırada fiil eylem çekim eklerim var. Bunlar da kip ekleri ve kişi ekleridir. Yine okulda işlediğimiz bir konuydu. Kip ekleri, zaman ekleri ve dilek kip ekleri olmak üzere ikiye ayrılır deyip ekler konusunda bitirmiş oluyoruz arkadaşlar.